arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi zürafamızın bütün parçalarını ördük. Bu videoda inşallah zürafamızın dikişini yapıp zürafamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Zürafamızı tamamlamak için ilk önce bedenine biraz takviye yapacağım. En son videomda söylemiştim. O takviyemizi önden bir yapalım. Biraz elyafımızı çıkardım. Şuradaki ipimin ucuna tekrar ipimi bağlayacağım. Evet, şuraya bir düğüm yapalım. Bakın arkadaşlar, şöyle tam ikiye katladık. Tam yarısını yapacağız. Buradan diğer tarafa geri döneceğiz arkadaşlar. Şuradaki en son ilmek kaydırmamı da sökeyim. Evet, bulunduğumuz yerden spiral dönmüyoruz. Şöyle iç taraftan bir tanesini atlayıp şuraya tam yarısına denk gelecek kadar sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Ben sayayım sizin için 3 oldu. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve bir tane daha yapalım. 11. Bakın tam katladığımız zaman yarısı. Burada bir zincir çekip geri dönüyoruz. Yine baştakini atlayıp yandakine. Saymamıza gerek yok. Sık iğne yaparak başa kadar gidelim. Evet, bu sondaki şununla bu sondaki iki tanemize A yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Geri dönüyoruz. Yine bir tanemizi atlayalım. Evet, bu sondaki iki tanemize yine kesme işlemi yapıyoruz. A dediğim arkadaşlar kesme işlemidir. Ve burada bir zincir çekip dikişimize yetecek kadar ipimizi bırakıyoruz. Bu işlemde arkadaşlar kafamızı, önce de söylemiştim, hafif biraz yan durmasını, yani böyle dik değil de birazcık öne bakmasını için, boynu eğik durması için arkadaşlar yaptık. Şimdi ilk etapta zürafamızın boynuzlarımızı dikelim. Yerlerimizi ayarlayalım. İki gözün tam ortasına bir işaret alalım arkadaşlar. 10 tane. 2, 4, 5. Şurası diyelim. Buraya bir işaret alalım. Ve bunun bir sağ tarafına
bir de bir sağına, bir soluna. Bakın. Gözlerden hafif içeride olacak şekilde. Bunu da sabitleyelim. Yalnız şunlarımız da aynı hizada olsun. Evet, şöyle. Bir de kulaklarımızı tutturalım. Bakalım nasıl duruyor yerlerini. Boynuzlarımız orantılı olduysa dikmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Kulağımızın birini buraya, diğerini de evet buraya dikeceğiz arkadaşlar. İlk etapta şunu da çıkarayım ben. Ve boynumuzun tekini dikeceğim için diğerini de başlangıç yeri olarak burayı belirleyelim. Şu aralara koyacağız. Evet, diğer boynuzumuzu dikelim arkadaşlar. Ben dikişlerimi ucu küt olan bir iğneyle dikiyorum arkadaşlar. Amigurumi genelde ucu pot olan iğnelerle dikilir. Bu ilk ipimizi bir boş olarak şuradaki ilmekten geçelim. Orası düzleşsin, düzgün dursun diye. Sonra bulunduğu yerden, bedenden bir ilmek alalım. Bulunduğu yeri arkadaşlar bir bedenden alıp bir de birleştirdiğiniz parçadan alıp sıkı sıkıya bir dikiş yapacağız. İpi çıktığınız yerden batın bir dahakine. Şöyle içten de yapabiliriz. Evet, sıradaki ilmeğim şurası. Çıktığım yuvadan tekrar batıp bir yandan çıkıyorum. Arkadaşlar birazcık ben bu şeye takviyelemek istiyorum, boynuzuma sık olması için. Biraz el yapım azmış gibi geldi bana. Evet, birazcık daha. Dikişimize devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, en son batma yerimize geldik. Şuradan alayım onu da. Yalnız öncekilerini bir sıkılayalım iyice. Evet. Şimdi diğer zürafamızı dikeceğim yerin tam ortasına geliyorum. İpimi buraya düğüm yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Diğer boynuzumuzu da ayarladığımız yere koyup şöyle bir içi kontrol edeyim. Şu dip kısmı güzel dolarsa daha sağlıklı olur arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadar doldurun. Evet, dikişimi, düğümümü yaptığım yerin tam üzerine koyuyorum. Şuradan dikeceğiz. Şuradaki hizayı da takip ederseniz, buradaki dikişimizin, sık iğnemizin olduğu yerden dikişimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk önce geçtiğim gibi şuradan ipimi bir alttan geçiyorum. Sıram düzgün dursun diye. Evet, bir bedenden, bir boynuzdan batıp dikişimizi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son ilmeğimi de geçirip şimdi bu ipimizi sıkılayacağız. Ama bu ipimizi nerede sıkılayacağız derseniz, sıkılayalım şöyle. Boyun kısmına geliyorum ben arkadaşlar. Ya da kulak kısmında da yok edebiliriz. Uzağa gitmeyelim. Kulağımızı dikeceğimiz yeri kontrol edelim. Evet, burası iyidir. İpimizi kulağımızı dikeceğimiz yerde düğümümüzü atıyorum ben. Aynı yere bir tane daha. Ve bu ipimizin ucunu uzak bir yerden çıkıp içine çekiştiriyorum.
Bakın orada bile belli olmadı zaten arkadaşlar. Evet, boynuzlarımızı dikmiş olduk arkadaşlar. Kulağımıza geldi sıra. Bıraktığımız ipi iğneye takalım. Kulağımızın şu iki ucunu ipin çıktığı yerle diğer tarafı bir birleştirelim şöyle. Evet. Şimdi kulağımızı dikeceğimiz yerimiz burası. Kulağımızı şöyle koyalım. Dikeceğimiz yere arkadaşlar şuradan ilmeğimizi alalım. Bir de kulağımızdan. Şu en baştan geçelim bir ki orası düzgün dursun. Evet. Bakın geçtim. Evet, yandaki ilmekten ve kulağımızın iki katından birden. Bu geçmeleri iki katından birden alıyoruz. Sıkıca. Çıktığımız sık iğneden tekrar batıp yandaki sık iğneden çıkıyoruz. Yine kulaktan iki kat. Çıktığım sık iğneden bir yan taraf. Ve en son sık iğnemden de geçiyorum. Birkaç da sıkılama yapalım arkadaşlar. Tekrar geçtiğiniz yerlerden geçin. Sıkı bir dikiş yapmaya çalışın. Sağlam olsun oyuncağınız. Evet, şöyle. Şuradan ben son kez bir geçiyorum. Ve ipimi düğümleyeceğim arkadaşlar. Evet, kulağımızı diktik. Şu en sondaki sık iğneye ipimi düğümledim. Tekrar bir daha düğüm atmak istiyorum buraya. Evet. Şimdi hemen dibindeki yuvadan girip ipimi uzat bir yerden içine çektiriyorum. Bakın hiç gözükmüyor arkadaşlar. İsterseniz biraz daha gidebilirsiniz. Şöyle. Ve dibinden keselim. Evet arkadaşlar. Diğer kulağımızı da dikelim. Aynı teknik arkadaşlar. Ona paralel olan yere kulağınızı ayarlayın. Gözle arasında ayar şey yapabilirsiniz, sayabilirsiniz. Şu iki ucunu önce birleştiriyoruz. Daha sağlıklı dikebilelim diye şöyle. Yerini ayarlamak için de 1 2 3. sık iğneden başlamışız. Yana doğru 2. sık iğne. 1 2 3 şuradan. Şuradan batayım ben. Koyayım bir önce. Evet, buradan aşağı doğru şöyle dikeceğiz. Bir tane de kulağımızdan. Kulaktan iki kat geçiyoruz. Bedenden birer sık iğne. Çıktığımız sık iğneye tekrar
Batıp yandaki sakineden çıkacağız. Sıkıca dikmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, yandakinden. Bir de şuradan. İyice çekelim ve buraya bir öncekinde yaptığım gibi düğüm yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki sık iğneye. İki sefer düğümü yapıyorum. İğnemi hemen dibinden batıp içine doğru çekiştiriyorum. Evet arkadaşlar, kafamızın dikişi bitti arkadaşlar. Zürafamızın kulaklarını ve boynuzunu diktik. Şimdi arkadaşlar, önce zürafamızın kafasını birleştirelim. Sonra kollarını dikeriz. Şimdi kafasını birleştirirken arkadaşlar, şöyle önce bir yerini ayarlayalım. Yine iğnelerle takviyeleyeceğiz bunu. Şuradan tam ortasından bir yerine bakalım, duruşuna. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın. Hatta birazcık daha arkaya doğru çekebiliriz. Şunu demek istiyorum. Şöyle biraz daha yukarıdan. Evet, şöyle, şöylesi güzel. Bunu göz kararı ayarlıyorum ben arkadaşlar. Oyuncağınız, ördüğünüz elinizde. Siz de ona göre nasıl güzel duruyorsa öyle ayarlayıp dikişinize başlayın arkadaşlar. Şimdi arkayı ayarladım. İçini dolduracağız tabii ki biraz daha. İpimizi takalım. Evet, buradaki düz sıradan, burada düz olduğu için yine alttan geçiyorum. Bakın şuradaki ilmekten bir tane aldım. Bir tane de buradaki ilmeği böyle alıyorum arkadaşlar. Çıktığım ilmekten tekrar batıp yandaki ilmekten ve buradan yine çıktığım ilmekten batıp bir yandakinde. Evet, böyle.
Evet, başa kadar diktik. Tekrar buradan bir tane aşağıya atlıyorum. Bunu da en son battığım yerden şuradan bir aşağıya doğru. Ve ipimi çekiyorum arkadaşlar. En son battığım yerden tekrar bu sefer böylesine düz gideceğiz. Evet, şuradan. Evet, tabana kadar, düz olan yerimize kadar diktik arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar çekiştirin. Evet, en son battığım yerden tekrar battım. Ve düz olan yerimde dikmeye aynı şekilde devam ediyorum. Bakın, bir alttan, bir de bedenden bu sefer burayı yuvarlayarak şöyle kontrolümüzü yaparak arkadaşlar çok öne gelmeyelim. Şu son ilmeğimi kesip oradan şey söküp oradan bir ön tarafa geçmem gerekiyor. Evet. Şunu da. Evet, buradan bir üst taraftan, yani nereye denk geliyorsa kafanızı güzel duracak şekilde bir bedenden arkadaşlar bir tane kafadan olmak üzere dikiş tarzımız bu. Bedenden böyle alıyoruz. Kafadan bir ilmek, çıktığınız yerden de olur düzgün durması için ya da nereye denk geliyorsa, çünkü ilmekler artık düzgün değil, kafada yan duruyorlar. Evet, bedenden bir tane daha. Kafadan sıkılayalım. Şimdi biraz böyleyken el yapımı ben doldurmak istiyorum. Çünkü içindeki el yapı da çıkardım. Halen de takviyelemem gerekiyordu. Bayağı bir el yap içi alacak arkadaşlar. Kafasının düşmemesi için boynunu güzel doldurursanız kafası da daha sağlam olur. Bir yandan dikip bir yandan doldurma işlemimize devam edelim arkadaşlar.
kafayı böyle dolana dolana olduğu yere sabitleyeceğiz arkadaşlar. Videom çok uzun oluyor arkadaşlar. Ben bunu o yüzden dikip geliyorum arkadaşlar. Sıkıca doldurup, bakın yeri belli. Bir bedenden, bir şeyden alıp dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, burayı diktim ben, bitirdim. Bakın. Gayet de düzgün oldu. Şimdi bu ipi saklamak için de arkadaşlar yine ilmeğimizin birine düğümünüzü atın. Bir tane daha. Ve aynı battığınız yuvadan uzak bir yerden iğnenizi çekin şöyle. Evet. Ben bir sefer daha geçireyim şöyle. Ve kesiyorum. Evet, zürafamızın kafasını diktik. Sıra geldi kollar ve bacaklara. Evet, önce bacaklarını dikmek istiyorum arkadaşlar ben. Yine dikiş için ayırdığımız bacağımızdaki ipimizi taktık. Altında şu sihirli halka yaptığımız yerin bir dışının kenarlarından düz bir şekilde ikisini de dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi dikişimizi yapmak için bakın şuradan sihirli halkamız ve dışına ördüğümüz V'li halkamız kalacak. Dümdüz bir şekilde buraya bacağımızı sabitleyeceğiz. Şuradan ilk ilmeğimi batayım ben. Şöyle çevireyim. Evet. Şuradan düz bir şekilde arkadaşlar dikeceğiz. Burayı böyle düz alacağız. Daha yakından oldu. Bir tane ilmek alıyoruz. Bedenine bakalım. Kafaya göre düz olsun. Evet. Hemen yandaki ilmekten çıkıp bir tane üstel ilmek alıyoruz. Pardon. Yandaki ilmekten çıkıyorum. Şuradan bir ilmek daha alıyorum. Sıkı bir şekilde. Bazen aynı yerden de çıkabilirsiniz. Çok da geniş bir alan tutmasın. Şuradaki son ilmeğimizi de alalım. Sıkılayalım. Evet, tekrar diktim ben sağlam olsun diye arkadaşlar.
iki sefer geçtim. Yine ipimi buraya düğüm yapıyorum. Ve düğüm yaptım yuvadan. Uzak bir yerden iğnemi çıkarıp ipimin ucu içinde kalsın diye buradan kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer ayağımızı da veya bacağımızı da aynı şekilde şuradan yine sihirli halkanın dışındaki V'li sıramızdan başlayıp bu tarafa doğru dikeceğiz arkadaşlar. Evet, aynı hizadan koyuyorum. Şuradan birebir. Şuradan evet. Buradan dikiyorum arkadaşlar. Ben bunu dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, ayaklarını diktik arkadaşlar. Şimdi kollarımızın yerini ayarlayalım. En son kestiğimiz ağlarımız vardı, ilmeklerimiz. Onların 1-2 üstüne. Evet arkadaşlar, 1-2. sıra üstüne, yanlarına şöyle düzgün bir şekilde duracak şekilde diğerini de göstereyim ben. Şöyle en son kestiğimiz ilmek burada 1-2 üstüne şöyle. Evet arkadaşlar, bacakları diktiğimiz gibi düz bir bedenden bir oradan alıp kollarımızı da dikelim arkadaşlar. Evet, şu kolumuzun bir tanesini beraber dikelim arkadaşlar. 1-2. üstüne şuradan bir tane bedenden alıyoruz ilmek. Bir tane de koldan geçiyoruz. Şöyle. Çıktığımız yerden bir ilmek bu tarafa. Şunu çıkaralım. İkinci ilmekten geçiyoruz. Bir ilmek koldan, bir ilmek bedenden alıp kolumuzu bedene sıkı bir şekilde tutturuyoruz. Son ilmeğimiz için de bir geçiş yaptık. Tekrar şuradan arkadan çıkmak istiyorum. Ve kolumuzun şu kenarından bir tane daha aynı yerden bu sefer altında düğüm yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir yerden çıkalım.
Sıkılayın iyice kolunuzu. Ve buraya bir düğüm atalım. Tekrar bir tane daha. Ve aynı yuvadan batıp ipimizi içinde kalması için hem de düğümümüzü, bakın yaptığımız düğümü içine çekiyoruz. Daha düzgün duruyor. Dibinden kesiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer kolumu da aynı şekilde dikip geliyorum ben. Evet arkadaşlar, kollarını da diktik. Şimdi zürafamızın tulumunu giydirip askılarını yapacağız. Zürafamızın dikiş işi bitmiş oluyor arkadaşlar. Önce tulumumuzu bir giydirip ayarlamamız lazım. Askı boylarını. Tabii biraz zor geçecek ama geçiyor. Zürafamıza giydirdik arkadaşlar. Şimdi askılarını yapacağız. Askıları için krem rengi ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zürafamızın askısı için arka tarafını ortaladım şöyle iki yanlardan. Benimkine 23 tane zincir şöyle çapraz şekilde arkasını getirip şöyle 23, hatta ilik yapalım 24, 25, 26 tane olsun. Dolayalım 2, 1, 2, 3, 4, 5.ye. Evet şöyle dolayıp çakma sık iğne. Şimdi bakayım bir şöyle boyuna ilik de yaptık. Biraz uzun olmuş. Birazcık sökeceğim birkaç tane. İki tane sökeyim. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 zincir. Evet arkadaşlar, 2, 4, 5.ye çakma sık iğnemizi yapıp başa kadar gidiyoruz. İsterseniz çıkaralım. Yani çıkarmadan yapma taraftarıydım ama biraz zor olacak. Tulumumuzu çıkaralım. Şöyle rahatça örelim. Evet, ipimizi sıkılayalım. Şimdi battığımız yerin yanına sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane kesmişliğimi yapıyorum. Yani ikiyi birleyip alıyorum burada. Arkanın biraz toplanmasını istediğim için arkadaşlar.
İplerimi de içinde yürütüp bir de şurada keseyim. İplerinizi de yürütün içinde arkadaşlar, temiz olsun işiniz. Bir kesme işlemi daha. Beline daha sıkı oturması adına. Evet, şöyle. Biraz daha yapmamız lazım. Şu ipimi de kesiyorum. Evet. Bunun yeterli geleceğini düşünüyorum. Çünkü diğer dolgumu yapıp gelince de yan tarafa batacağım. Şimdi 23 tane tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23 tane zincirimi çektim. Çok sıkı olmayacak şekilde. 2, 3, 4, 5. arkadaşlar dolayıp çakma sık iğnenizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, zürafamızın çıngırağını yapmak isteyen arkadaşlar, önceki videolarımda da söylemiştim ben. Çıngırağı Minicik Hobim YouTube kanalında şu an yayında, videosu yüklü. Ön klibimizde gördüğünüz bu zürafamızla çıngırağımız takım. Çıngırağı da Minicik Hobim YouTube kanalında yapmak isteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler arkadaşlar. Evet, son sık iğnemi de yaptım. Yan tarafa bir ilmek kaydırma zincirimi de çektim. İpimi kestim arkadaşlar. Bu ipimi arka tarafta saklayacağım. Şuradan arkaya alıp şurada biraz yukarı doğru yürütelim. Buradan kesebilirim. Evet, şimdi arkadaşlar düğmelerimizi dikelim. Ben mavi düğmelerimi, mavi düğme kullanmak istiyorum. Şurada şöyle. Hemen dikeyim ben. Sizler istediğiniz renk düğme dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çabuk olmak adına diğerinde şöyle arkadan geçip evet şöyle bu düğmemizi de buraya dikiyorum. Evet, arkadan düğümleyelim. Şimdi tulumumuzu tekrar zürafamıza giydirelim.
Sizler farklı kıyafetler de yapabilirsiniz. Zürafanızı kız olarak düşünüp etekli, elbiseli şeyler de örüp giydirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zürafamızın askılarımız çapraz gelecek. Düğmelerimizi ilikliyoruz. Evet arkadaşlar, zürafamızın burnunu da yapalım. Zürafamız bitmiş oluyor. Şuradan bu kahverengi iple yapıyorum. Arkasını düğümledim. Zehirli halkadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saydım. 6. sıranın üstünden şöyle şuradan düğümde içinde kalacak şekilde 4 tane sık iğneyi kanevçe işler gibi, yani 1-2 sıraya 2 tane sık iğne kanevçe işler gibi şöyle bir çarpı yapıyorum. Şuradan ve tekrar arasında burada bir V'miz var. 1-2-3 4, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne koydum. Tekrar arkadaşlar 5, bunu 6 yapalım. Ben de göz kararı ayarladığım için arkadaşlar. Evet, 6 yaptım ve tekrar buraya da bir çarpı yaptım. Ve bunu kulağının arkasına gidiyorum. Aynı renk ip olduğu için arkadaşlar kulağımızın arkasına düğümleyip saklayacağım. Şöyle şurada düğümümüzü atıp saklayacağım arkadaşlar. Düğümüzü attım. Tekrar aynı yerden batıp biraz şöyle uzak bir yerden çıkalım. Tamam, ikimizi de saklamış olduk. Evet, burnumuzu da yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zürafamızın burnunu da yaptık. Çok tatlı minik bir zürafamız oldu. Zürafamızın boyunun kaç santim olduğunu şurada ölçeyim ben sizler için. 30-31 santim olmuş arkadaşlar. Ön klibimde bulunan pembe zürafamız 35-36 santim kadardı herhalde. Bu ipin birazcık ince olduğu için biraz ufak oldu ama ideal boyda bir oyuncak olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ön klibimizde bulunan zürafamızla çıngırağımız takım demiştim. Örmek isteyen arkadaşlar Minicik Hobim YouTube kanalından ulaşabilirler arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like'larınızı bekliyorum. İnşallah başka oyuncaklar örerken görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.